Bizim Ağında'ya ilk başladığımız badem bahçesindeyiz. Burası 525 dönüm. Toplamda bizim işte böyle bir tarlamız daha var. Toplamda 1100 dönüm bir bahçe, badem bahçemiz var. 2011'de başladık biz bu işe. 2011'den sonra Ağın bölgesinde yoğun şekilde bu badem yetiştirme işi başladı. Bizim bölgenin kireçli toprağı olmasından nedeniyle kireçli toprakta badem yetiştiriciliğinin olduğunu biliyorduk. Biz ilk üzüm ağına başladık. Şaraplı üzüm üretiyoruz aynı zamanda. Daha sonra da bademe girdik. İyi ki girmişiz. Herkes, bizim insanlarımız bademin kamyona yüklenip gittiğini gördükten sonra yapmaya başladı. Bizim hasatlar yapıldıktan sonra. Bizim diktiğimiz bademler geç çiçek açtığı için erken donlardan kendini koruyor. Verim olarak da iyi bir şey yaptığımızı zannediyorum. Şu anda rekolte olarak fazla bir fark yok ama bu seneki kuraklık bademlerin biraz ufak kalmasına neden oldu. Yaklaşık bizim bu bölgeye 8 aydır yağmur yağmıyor. Yani Mart'tan beri, hatta Nisan'ın 15'inden sonra yağmur yağdı denilecek bir yağmur yağmadı. O nedenle bizim ağaçlarımız damla sulama sistemiyle sulanıyor. Ama istediğimiz sulamayı yapamadık. Biz geçen sene 13,5 ile 14,5 arasında artık KDV verdik tek kabuklu olarak. Maalesef badem fiyatlarını Amerika'dan gelen, ithal edilen bademler belirliyor. Amerika'da badem üreticileri çok ciddi teşvik alıyorlar. Bu yıl biraz daha yüksekmiş orada. Oradaki fiyatlar düşük olduğu için, daha doğrusu girişleri gümrüksüz olduğu için, sıfır gümrüklü olduğu için bizim buradaki badem fiyatları 3 yıldır doğru düz değişmedi. Yani 2 yıl önce de aynıydı hemen hemen. Bu geçen yıl da aynı oldu. Bu yıl daha belli değil. Tarım Kredi Kooperatifi Kehta'da alım yapıp kırım yapıyordu. Bu sene bizim bademde randıman üzerinden fiyat belirleniyor. Yani sizin bademinizin 1 kilo kabuklusundan ne kadar iç badem çıkıyorsa o hesaplanıyor. Onun üzerinden de bir fiyat belirleniyor. Bizim sürekli 6 elemanımız var. Hasat zamanı, arada bir de çapalama için hasat zamanında yaklaşık 45 kişi daha getiriyoruz dışarıdan. Hasatı makineyle yapıyoruz. Yaklaşık 35-40 günde hasatımız bitiyor. Buradan topladıktan sonra götürüp kabuklarını alıp kurutup çuvallıyoruz. Ondan sonra da müşteriye teslim ediyoruz.